Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu da boylam farkı. Gene hatırlayalım, enlem farkında olduğu gibi. Burada artı işareti çizmiştik. Enlem farkında burada ise gene dünyayı alıyoruz. Gene artı işareti çizeceğiz. Fakat dünyaya bakış noktamız tam kuzey kutbundan olacak. Yani kuzey kutbuna doğru bakıyoruz. Tepeden dünyaya bakıyoruz. Kuzey kutbundan güney kutbuna doğru giden meridyen, Londra'nın Greenwich kasabasının üzerinden geçen başlangıç meridyeni olacak. Hemen artı arkasındaki 180 derece anti meridyeni olacak. İşte bunu basitleştirmek için gene artı işareti çizeceğiz. Artı işaretinde dikkat edin. Artı işaretinde burası başlangıç meridyeni. Burası anti meridyen. Bu zaten tarih saat çizgisi. Burası tam kuzey kutbu. Burası 0-90 derece doğu meridyeni. Burası ise 0-90 derece batı meridyeni. Yani biz dünyaya tam tepeden baktığımızda başlangıç meridyeninden itibaren doğu yarım küre, bu taraf ise batı yarım küre, yani batı yarım küre, yani doğu yarım küre. Enlem farkını bulurken çizdiğimiz artı işaretindeki yönlemeler de bu farklı. Burada tekrarlayayım, kuzey kutbuna direkt yukarıdan dünyaya bakacak şekilde bakıyoruz. Ve bu başlangıç meridyeni, ben buradaki şekli net anlaşılsın diye bu şekilde çeviriyorum. Bunu çevirmemin gerekçesi de şu. Boylam farkı, yani difference longitude, the long. Bu boylam farkı. Aynı enlem farkında olduğu gibi mutlak değer, sonunda da burada ya east ya west olacak şekilde gidiş yönü önemli. Burada bir örnek yapalım. Örneğin A meridyeni 0-30 derece doğu meridyeni olsun. B meridyeni de 0-60 derece doğu meridyeni olsun. Biz başlangıç meridyeninde teknemizde bekliyoruz. Bize gelen talimatla biz 0-30 derece doğu meridyenine, yani A meridyenin bulunduğu meridyene doğru gidiyoruz. Gidiş yönümüz gördüğünüz gibi doğu. İkinci talimatta B meridyenine gitmemiz söyleniyor. B meridyenine aynen doğu yönünde devam ederek varıyoruz. Arada 0-60 ile 0-30 arasında 30 derece var ve işareti east. Dolayısıyla gittiği yön burada çok önemli. Şimdi tam tersini yapalım. Öncelikle B meridyeninde olduğumuzu farz ve kabul edelim. Ya da B meridyenine geldik. Üçüncü bir talimat geldi. A meridyenine tekrar git. Ya da A meridyenine git. Bu zaman doğuya doğru geldiğimizde, örneğin teknedeyiz. İskele ile dönüyoruz. Bu sefer batı yönüne giderek A meridyenine varıyor. O zaman the long'un işareti mutlak değer aynı, fakat yön olarak west olur. Yani boylam farkında gidiş yönü, aynı enlem farkında olduğu gibi gidiş yönü çok önemlidir. Gerek bunu anlamada, gerek buna yönelik soruları çözmede size doğru cevap east olsa bile west olan cevaplar da verecek. Bunları karıştırmamak lazım. Gidiş yönü, başlangıç neredeyse varışa gidiş yönü, ki de diğer örnekte buradan bu tarafa doğru, o zaman gidiş yönü, yani rotamız burada east, burada west. Burada karıştırılan bir şey olur genellikle. Doğu yarım kürede doğuyla doğu, doğuyla batı gibi. Bu hiçbir zaman önemli değil. Önemli olan gidiş yönü.